Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde ikinci dereceden eşitsizliklerin çözüm kümesini bulma konusunu öğreneceğiz. Eşitsizlikler fx küçüktür 0, fx büyüktür 0, fx küçük eşittir 0 veya fx büyük eşittir 0 şeklindeki ifadelere eşitsizlik denir. fx fonksiyonu ax bx c ikinci dereceden fonksiyon belirtir ax kare artı bx artı c küçüktür 0, büyüktür 0, küçük eşittir 0 veya büyük eşittir 0 ifadeleri ise ikinci dereceden eşitsizliklerdir. Ve biz eşitsizlikleri çözerken fx eşittir ax kare artı bx artı c eşittir 0 fonksiyonunun işaretini incelemeliyiz. Eşitsizliklerin çözüm adımları. Bize verilen ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesini bulurken aşağıda sıralayacağımız adımları incelememiz gerekir. Birinci adımımız her bir polinomun sıfır yapan x değerleri yani polinomun kökleri bulunur. İkinci adımda kökler küçükten büyüye doğru soldan sağa dizilir. Üçüncü adımda polinomun baş kat sayısına bakılarak işarete karar verilir ve bu işaret tablonun en sağına yazılır. Burada dikkat etmemiz gereken tek katlı köklerden sonra işaret değişir. Çift katlı köklerden sonra işaret değişmez. Dördüncü adımda verilen eşitsizlik küçüktür sıfır ise negatif bölgeler. Eşitsizlik büyüktür sıfır ise pozitif bölgeler çözüm kümesi olarak alınır. Çözüm kümesi daima açık aralıktır. Eğer eşitsizlik küçük eşittir sıfır veya büyük eşittir sıfır gibi durumlarda payın kökleri çözüm kümesine dahil olmalıdır. Ve çözüm kümesine dahil olduğu için kapalı aralık olarak alınmalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken şey paydanın kökleri tablo, paydanın kökleri tabloya dahil edilir ancak çözüm kümesine dahil edilmez. Çünkü paydanın kökleri bu verilen polinomu tanımsız yapar. Dahil edilmeyeceği için de açık aralık olarak alınması gerekir. Ve altıncı adımımızda sonsuzlar daima açık aralıktır. Dikkat etmemiz gereken kurallar bunlardır. fx eşittir. ax kare artı bx artı c şeklinde verilen ikinci dereceden fonksiyonun işaretlerini incelerken 3 duruma dikkat etmemiz gerekir delta sıfırdan büyük olursa fonksiyonun iki farklı kökü vardır. Ve bu köklere x1 ile x2 diyelim. x1 ve x2 tabloda küçükten büyüğe doğru soldan sağa şeklinde yerleştirelim. Bizim fonksiyonumuzda baş katsayı x karenin katsayısı olan a'dır. Eğer a pozitifse tablomuz pozitifle başlar. Köke geldiğinde ters işaretlisini alırız. Bir daha köke geldiğimizde yine ters işaretlisini alırız. O zaman delta sıfırdan büyükse tabloya baktığımızda en sağ tarafta A'nın işaretinin aynısı. Köke geldik A'nın işaretinin tersi. Tekrardan köke geldik A'nın işaretinin aynısını elde ederiz. Eğer fonksiyonumuzu da delta'ya baktığımızda delta sıfıra eşitse x1 ve x2 birbirine eşittir. Yani çift katlı kök vardır. Burada çift katlı kök var olduğu için iki tane bakın halka koymuşuz. Kökün olduğu yere dikkat edelim. Yani bu şu demek. Hem x1 hem x2 sıfıra eşitliyor burayı. Ee, o zaman en sağ tarafta an işaretine başlıyoruz. Köke geldiğimizde çift katlı kök olduğu için an işareti değişmeden devam ediyor. Yani çift katlı köklerde fx'in işareti tabloda değişmiyor. Eğer delta sıfırdan küçük olursa kökten bahsedemeyiz. O zaman kök tablosunda A'nın işaretinin aynısı tüm yerlerde olmalıdır. Örnek 1. x 2 çarpı x 7 bölü x artı 3 küçüktür 0 eşitsizliğinin işaret tablosunu yaparak çözüm kümesini bulalım. Çözüme baktığımızda biraz önce saydığımız eşitsizlik çözerken kullanacağımız adımları yine tek tek kullanmamız gerekiyor. Birinci adımımızda polinomun köklerini bulalım. Polinomun köklerini bulurken bize verilen her polinomu sıfıra eşitleyeceğiz. Yani x eksi 2 eşittir sıfır ise x eşittir 2. x eksi 7 eşittir 0 ise x eşittir 7. x artı 3 eşittir 0 ise x eşittir eksi 3 polinomun kökleridir. Her bir polinomdaki x'lerin katsayısı artı'dır. Dolayısıyla kök tablosunun en sağını an artı işareti ile başlanmalıdır. Şimdi tabloyu oluşturalım. E, çiziyoruz kök tablosunu. Sırayla en küçükten en büyüğe doğru soldan sağa doğru sıralıyorum. Eksi -3, 2 ve 7. Bu değerler polinomun kökleri bunları sıfır yapan değerler. Yani o yüzden çubukların üzerinde bakın bir halka işareti var. Yani aslında bu sıfır temsil ediyor. Köklerin varlığından bahsediyor. Kökleri yerleştirdik. E, demiştik ki ikinci maddede tablonun en sağ artı işaretiyle başlayacak. Tabloyu o zaman artı diyoruz. Artı ile başlıyoruz. 7'den sonraki durumlarda artı alıyoruz. Köke geldik. Eksi. Bir daha artı. Bir daha eksi. Son olarak Soru bizden sıfırdan küçük durumları istemiş. Yani negatif bölgeleri istemiş. O zaman negatif bölgeleri bizim için çözüm kümesi. Yine çözüm kümesini yazarken soldan başlıyoruz. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar dahil olmadığı için açık aralık. Zaten sonsuzlar hep açık aralıktı. Birleşim 2 ile 7 arasında da negatif bir bölge. 2 ile 7 açık aralık alıyoruz. Neden açık aralık? Sonsuzlara açık aralık. Diğer kök durumları da dahil olmadığı için eksi 3, 2 ve 7'de de açık aralığa dikkat etmemiz gerekiyor. Örnek 2 x eksi 2'nin karesi çarpı x kare eksi 7 x artı 6 bölü eksi x eksi 5 büyük eşittir 0 eşitsizliğinin işaret tablosunu yaparak çözüm kümesini bulalım. Yine çözümde e, belirli adımları takip etmemiz gerekiyor. Birinci adımımız polinomların köklerini bulmak. x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2'dir. Ama bakın burada bir şey dikkat etmemiz lazım. x eksi 2'nin karesi yani ben x eksi 2 2 defa kullanmışım. Yani o zaman x eşittir 2 de çift katlı kök olmalı x kare eksi 7x artı 6'yı çarpanlarına ayırırsak x eksi 6 çarpı x eksi 1 eşittir 0 yaparsak x bir 6'ya eşit olmalı bir de x 1'e eşit olmalı ve son olarak x, eksi x eksi 5 eşittir 0 ise x eşittir eksi 5 de bir diğer kökümüz olmalı. Şimdi tablonun işaretine karar verelim. E, bakın x eksi 2'nin karesinde her zaman artı geliyor. x kare eksi 7 x artı altta da her zaman baş katsayı pozitif geliyor. Ama alttaki polinom eksi x eksi 5'te baş katsayı eksi olacağı için artının eksiye bölümünden eksi meydana gelir. Yani tablonun en sağ tarafı eksi işareti ile başlanmalıdır. Üçüncü maddemizde tablomuzu oluşturalım. En küçük kök eksi 5, sonra 1, sonra 2 ve 6. Şimdi dikkat etmemiz gereken bazı durumlar var. Eksi 5 paydada olduğu için paydayı 0 yapan eksi 5 kök değeri çözüm kümesine dahil değildir. O yüzden içi boşla temsil edilir. 1, 2 ve 6 pay kısmındadır. Pay kısmını 0 yapabilir. Çünkü benden eşitsizlik ya 0'a eşit olan ya da 0'dan büyük olan. Yani küçük büyük eşittir 0 dediği için pay kısmında bulunan 1, 2 ve 6 çözüm kümesine dahil olması gerekir. O yüzden onların içi boyalı bir şekilde olmalıdır. Ve bir şey daha dikkat etmemiz gerekiyor. x 2'de çift katlı kök olduğu için iki tane e, halkadan ama içi dolu iki halkadan bahsediyoruz. Peki şimdi gelelim işaretleri. 3. E, ikinci maddede tablonun en sağ tarafını eksi işaretiyle başlatalım demiştik. O zaman 6'nın sağında eksi köke geldim artı. Çift katlı kök olduğu için artı yine artı olarak devam ediyor. Sonra eksi, sonra artı olarak tabloyu oluşturduk. Ve son kısma gelelim. Soru bizden büyük eşittir sıfır istemiş. O halde pozitif olan bölgeler bizim için çözüm kümesidir. Şimdi çözüm kümemize dikkat edelim. Eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar sonsuz dahil değil. Eksi 5 paydada olduğu için dahil değil açık aralıkla gösterdik. Birleşim 1 ile 6 arasında 1 ve 6 çözüme dahil olduğu için içi doluydu. Çözüme dahil olduğu için de kapalı parantezle gösterilmesi gerekir. Örnek 3. x eksi 3'ün 50. kuvveti çarpı mutlak değerin içerisinde x eksi 5 eksi x bölü 2x kare eksi 19x artı 35 küçüktür 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Çözümü inceleyelim. Bir kere bu eşitsizlik olduğuna göre bizim eşitsizlik çözüm adımlarını yine uygulamamız gerekir. Polinomun köklerini bulalım. x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir 3'tür. Dikkat edelim 50. dereceden dediği için yine çift katlı kök 3 de olmalıdır. 2x kare eksi 19x artı 35'i çarpanlarını ayırırsak 2x eksi 5 çarpı x eksi 7 bu durumu da 0 eşitlersek x eşittir 5 bölü 2 ve x eşittir 7. Mutlak değer içerisinde 5 eksi x eşittir 0 ise x eşittir 5'tir. Mutlak değer içeren ifadeler çift katlı kök olurlar. Yani 5'te çift katlı kök vardır. Bir şey daha hatırlamamız gerekecek. Mutlak değer içerisinde 5 eksi x aynı zamanda x eksi 5 mutlak değer içerisindeki ile eşittir ve mutlak değer daima pozitiftir. İkinci maddeye baktığımızda işaret belirlememiz lazım. İlk polinomumuz pozitif x eksi 3'ün 50. kuvveti pozitif. Mutlak değer zaten pozitif. Bölü 2x kare eksi 19x artı 35'te de baş katsayı artı 2 olduğu için yine pozitif. Dolayısıyla pozitif çarpı pozitif bölü pozitiften tablonun en sağ tarafı artı işaretiyle başlamalıdır. Peki şimdi en son gelelim tabloyu oluşturmaya. Tabloyu oluştururken e, kökleri yazıyoruz. 5 bölü 2, 3, 5 ve 7. En sağ taraf pozitifle başlayacaktı. Artı. Köke geldim eksi. Çift katlı kök olduğu için yine eksi. Bir daha çift katlı kök olduğu için yine eksi. Tek katlı kök olduğu için artıya dönüştü. Dahillik soru küçük tür sıfır dediği için hiçbir yerde yok. Son olarak çözüm kümesine bakalım. Soru bizden sıfırdan küçük olmasını istemiş, yani negatif bölgeleri almamız lazım. Negatif bölgelerde dikkat ettiğimizde 5 bölü 2'den 7'ye kadar. Ancak burada önemli bir durum var. 3 ve 5'te sıfır durumu sağlanıyor, ama bizim sıfırdan küçük olanı almamız lazım. O zaman çözüm kümemizde 3 ve 5 noktalarını çıkartmamız lazım. Bakın aralık değil nokta. O zaman 5 bölü 2 virgül 7 açık aralık eksi küme parantezinde 3,5 yani 3 ve 5 noktalarını çıkartmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.